her türlü bilgi. Onun için hani eskiden kulak dolaşıyorlardı, kulak burun boğaz, işte nörolog vesaire, psikolog. Şimdi direkt Sizin bize kapınızı geliyorlar. çalıyorlar. Evet. Peki hocam, diş sıkması tedavi edilmezse ne gibi sağlık sorunlarına yol açar? Örneğin ağızda yaralara sebep olur mu? Yok, ağız yaraları sebep olmaz. Tamamen buradaki eklemle alakalı bir şey. Ama tabii yanağını ısırıyorsa hasta, o diş sıkma esnasında olabilir. Hani yanak arada Farkında sıkışıyorsa, olmadan. yanağını ısırıyorsa yani farkın o arada olabilir. Ama daha çok eklem, şimdi bu iki eklem arasında kafatasındaki kemik de buradaki eklem arasında bir sıvı var. O eklem yuvasıyla eklem yuvası bir sıvı var. O eklem sıvısı eriyor yavaş yavaş, kayboluyor ve kemik kemiğe sürtmeye başlıyor. O zaman tıkırtı geliyor zaten. Oraya bir kemik de aşınmaya başlıyor. Bu eklem başı ve kemik de aşınmaya başladığı için oraya bir sıvı nakli söz konusu olabiliyor. Bunun hiyaluronik asit de tedavi ediyoruz genellikle. Ama bunu çene cerrahlarının yapılmasını ben öngörüyorum. Daha bu konuda uzmanlar Uzmanlar. çünkü. Bence her şeyi uzmanın yapmasında fayda var. Yani bu ilerlerse dediğim gibi eklemden ses geliyor, kemikte aşınmalar oluyor, ağrılar şiddetleniyor. Ama en önemli semptomları, yani en önemli belirtileri, çeneden gelen sesler, ağrı, yüzde asimetri oluyor ileri vakalarda. Mesela hangi tarafı daha çok sıkıyorsa buradaki kas gelişiyor ve şöyle bir bombe oluyor bu tarafta. Çok net onu görüyorsunuz. Bu şekilde semptomları var. Ama en büyük, bilinen semptomu ağrıdır. Özellikle şuralarda çok şiddetli ağrıyla uyanır hasta ve şöyle yayılan ağrı vardır. Bu şekilde yayılan ağrı boynuna vurur hastanın. Hatta şu omuzlarına vurur. Zaten kişi kendini sıkınca her yer kasılıyor otomatik olarak. Onun için bütün şu bölgede bir kasılma, gerginlik hissediyor hastalar. Hocam, teşhis konuldu, tedavi yapıldı, plaklar yapılmaya başlandı. Bu plaklar ne kadar süre kalır hastada? Yani biz diyor 3 ay kullanın ama 6 aya kadar kullananlar var. Ara verip tekrar kullanmaya başlayanlar var. Plakları eskiyince yeniden yapıyoruz. O şekilde bir süreç izleniyor. Ama normal bunun teorik olarak 6 hafta ile 3 ay arası kullanılır teorik olarak. Ama uygulamada kullanım süresi artıyor. O zaman tekrar mesela tedavi edilip sonradan tekrar başlayan hastalardan söz edeceğiz. Ya Ya bu bu kesin şimdi tedavi değil aslında plak da, değildir. değil mi? Yani semptomatik Hastayla. tedavi, semptomları giderici tedavi. Çünkü o plak kalın ya, 2 milimetre kalınlıkta ya, takınca altta üst dişler arasında bir mesafe sağlanıyor. Onun için hasta iki tane alt üst çeneyi bir araya getiremiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla dişini gıcırdatamıyor da sıkamıyor. Plağı sıkmış oluyor. O yüzden ağrı olmuyor. O kaslar da gevşediği için zaten ağrı ortadan kalkıyor. Amaç burada kasların gevşekliğini sağlamak. Şimdi demin örnek verdim. Kol nasıl uzun süre kasılı kalınca ağrı olur, gerilir. Bu kas da aynı şekilde geriliyor saatler boyunca. Onun kasılmasından dolayı ağrı oluyor zaten çevre dokularda, kemikte vesaire buralarda. Amaç onun gevşemesini sağlamak. Plağı taktıktan sonra 2-3 gün içinde gevşemeye başlıyor kas ve ağrı geçiyor, ortadan kalkıyor. Hocam, diş sıkan ve çene ekleminde ağrısı olan kişiler günlük hayatlarında nelere dikkat etmelidirler? Yani bir kere stresten uzak durmaları gerekiyor. Diş problemlerinden kaynaklanıyorsa onların giderilmesi gerekiyor. Ama en önemli şey stresten uzak durmaya çalışacaklar ve telkin edecekler kendi kendilerine. Ve hani çok ileri eklem problemi varsa eğer, böyle esnerken alttan desteklemek lazım çenesi çıkmasın diye. Elma, armut gibi sert şeyleri böyle ağzına açarak değil de küçük lokmalar halinde yemesi gerekiyor. Bazen sıcak ve soğuk tatbiki veriyoruz hastalara. Ağrılar için. Ama en önemli şey stresten uzak kalmak. Çene eklemi sorunu genetik midir hocam? Genetik komponentleri de var ama diş sıkma zaten stres genetik olduğu için, hani sinirli insanlar otomatik olarak bir parça genetik yönde var tabii. Çocuklarda diş sıkma ve gıcırdatma yine plaklarla mı tedavi Yani ediliyor? Çocuklarda umarım ki nasıl oluyor? geçici olduğu için plak yapılabilir ya da diş probleminden kaynaklanıyorsa o problemden halledilebilir ama genellikle çocuklarınki plak yapılan vakalar var tabii. Çok rahatsız ediyorsa çocukları. Onun için plak yapılmasında fayda var. Travmalı çene ekleme sorunlarında ne gibi tedaviler yapılır? Travmalı. Evet, travmalı Cerrahi, o kırıklardan falan sanırım bahsediyoruz. hocam. Direkt çene cerrahisi, plastik cerrahi, onlar müdahale ediyorlar. Cerrahi yöntemlerle müdahale ediliyor.
Böyle rahatsızlığı olan hastalara da implant yapılabilir mi hocam? Çene eklemi sorunu olanlara ya da travma geçiren hastalara da. İmplant orada da mümkün müdür? Tabii tabii. Bizim implanta şeyimiz, yani zaten implant eksik dişlerin yerine konulan bir şey olduğu için o problem ortadan kalktıktan sonra yapılabilir. Ama şimdi bu çene eklemi problemi olan hastalarda ağız açıklığı çok fazla sağlanmıyor. O açıklığın belirli bir mesafede olması gerekiyor. O da yaklaşık 18 milimetre. Pardon. 34 milimetre, ya o civarlarda, 3-4 santim, 18 nereden çıktıysa. Onun için hani o problem giderildikten sonra her türlü tedavi ne gerekiyorsa yapılabilir. Hocam toparlayıcı olması açısından tabii son yıllarda aslında Türkiye'de diş sağlığına da oldukça önem verildi. Daha tam net bilinçlenmesek de ya da çok ağrılı bir rahatsızlık olduğunu artık en azından anladık. Ve dolayısıyla hemen hemen her yerde 24 saat açık klinikler açılmaya başladı. Evet. Siz Türkiye'de dünyadaki konumuna göre diş sağlığını ve dişçiler olarak hangi noktaya geldik diyebilirsiniz? Şimdi nasıl açıklayabilirsiniz? İsviçre'ye göre, İsveç'e göre çok gerilerdeyiz. Ama teknik açıdan, yani tedavi teknik açıdan, hekimlik açısından, hekimliğin gelişim açısından çok üst noktadayız. Yapılan tedaviler gerçekten çok iyi, çok başarılı ve yurt dışından bize oldukça fazla hasta gelmekte. Çünkü fiyatlarımız düşük ve tedaviler gerçekten iyi yapılıyor Türkiye'de. Özellikle implant için gelen hasta çok fazla, estetik için gelen hastalar çok fazla. Biz teknik yönden, hani uygulama açısından hekim tarafında iyi bir noktadayız ama hastalar açısından daha birazcık yukarıda çıkmak gerekiyor. Eğitimin birazcık daha fazla verilmesi lazım ama şimdi okullarda taramalar yapılıyor ilkokulda. Florlamalara biraz daha fazla önem verildi. Florlama koruyucu bir tedavidir. Süt dişi, daimi dişler yeni çıktığı zaman uygulanıyor florlama ve çürümelerin önlenmesi de bir yöntemdir. Ama tabii ne zamanda bir yapılma var? Çocuklara 16 yaşına kadar deniyor, 15 yaşına kadar deniyor. 6 ayda bir kere florlama yapılmasında fayda var ama yüzeyel florlama. Yani siz hap olarak almayacaksınız da lokal olarak flor uyguluyoruz. 2 dakika kalıyor ağızda, sonra hasta gidiyor evine. Çok basit. Ve bunu 6 ayda bir mi yapmak gerekiyor? Evet, florlama önemli bir şey. Bir de çocukların 6 yaşına çıkan birinci büyük azı dişleri var. 6 yaşına çıkıyor. Bunlar şimdi hastanın annesi babası tarafından süt dişi zannediliyor. Onun için çok önem verilmiyor ama bunlar hayat boyu ağza kalacak dişler ve en hızlı çürüyen, yani en erken çürüyen dişler bunlar. Çünkü çocuk iyi bakım sağlayamıyor. Beslenmesi zaten şeker, çikolata yiyor sürekli. Onun için o dişleri koruma altına almak adına onların üzerine bir uygulama yapıyoruz. Fistür örtücü diye bir şey. Fistür, süt dişleri. Daimi dişleri. Daimi. Onlar birinci azı dişleri. Daimi birinci azı dişleri. En arkada çıkıyor. 6 yaşına çıkıyor. 5,5-6 yaşına çıkıyor. Onları iyi korumak gerekiyor. Bu şekilde uygulamalarımız var. Ama hep aynı şey. Beslenme, iyi beslenme. Yani şeker, çikolata, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyecek. Beslense bile çok iyi fırçalayacak arkasından. Ve hep aynı şeye geliyoruz. Temizlik, temizlik, hijyen, hijyen. Ağız sağlığı için. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam.